Gündem Özel başlıyor. Allah'a hamd, onun kulu ve elçisi Hazreti Peygamber'e salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, nimeti, bereketi tüm dünya Müslümanlarının ve bizlerin üzerine olsun. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün sahibi olan Allah'adır. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Hidayet eyle bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğramış ve yoldan çıkmışlarınkine değil. Size Radyo Denge'den hayırlı akşamlar diliyorum. Yine bir akşam özel bir programda sizlerle birlikte olacağız. Rabbimize hamdolsun. Radyo Denge olarak insanlarımızı gerçekten yaklaşmakta olan tehlikelerle uyarmaya çalışıyoruz. Bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda hem Radyo Denge yönetimi hem de teknik masadaki arkadaşlarım gerçekten gayret ediyorlar. Kendilerine şahsım adına teşekkür ediyorum. Ahmet kardeşim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Öncelikle teşekkür ediyorum. Radyo Denge olarak bizi kırmadınız, bize vakit ayırdınız. Böylesine önemli bir konuda bize bilgilerinizi aktarma gayreti gösterdiğiniz için şahsım ve Radyo Denge yönetimi adına size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ben teşekkür ederim. Ailenin bir problemi var. Yani bu adamlar aile dediğim şeyden kurtulmak istiyorlar. Peki niye bunu istiyorlar? Bunun iki tane benim tespit edebildiğim, yani bu arkadaşların kendi şikayetlerinden çıkartabildiğim sonuç var. Birincisi şu, şimdi egemenler müdahil olamadıkları hiçbir yer bırakmadılar. Hiçbir yer yok. Yani siz bugün eğitim yaşı 7 yaşından artık 4 yaşına kadar düşürüldü. Ana sınıfı 4. sınıfta başlıyor. Ve siz o ana sınıfına çocuğunuzu gönderdiğiniz andan itibaren çocuğunuzun seküler temelli pozitivist düşünce biçimini, yani tanrısız bir biçim düşünme biçimini hedefleyen bir fikriyat zemininden bilgi girişi, bir davranış yönlendirilmesi yapılmaya başlanıyor. Bu ne zamana kadar sürüyor? Ana sınıfı devam ediyor, ilkokul devam ediyor, lise devam ediyor, ortaokul devam ediyor. 4-4-12 sene. Ana sınıfında da 16 sene, 14 sene yaptı. Üniversitede de bu devam ediyor. 4-5 senede oradan devam ediyor. Ama bir şey daha var. Şeyden de devam ediyor. Yani televizyondan da sürekli çakılıyor. Evet. Sürekli. Askere gidiyorsunuz, askerden de çakılıyor. Medyadan da çakılıyor. Bütün alanları kontrol etti şey, egemen. Ama hani bakın, bir sürü Müslüman hala çıkıyor. Yani arıza, sistem anlamında arızalı tip İnsan modelleri çıkıyor. Nasıl çıkıyorlar? Egemenlerin müdahale edemedikleri bir yer var. Aile. Bakın o aile geldiği zaman orada aile kamunun önünde nasıl davranırsa davransın, iş kendi kapıyı kapattığı zaman orada çocuklarına kendi inandığı değerler üzerinden yeni bir terbiye veriyor. Ve o terbiye egemenlerin tüm o yaptıkları masrafı boşa çıkartıyor. Ailenin çocuğun üzerindeki, yani toplumun üzerindeki etkisi güçlü bir etki ve bu etkiyi kıramıyorlar. Yani bu etkiyi çözemiyorlar. Burada Halberstam diye bir hanımefendi var. Onun Çuvallamanın Queer Sanatı diye bir kitabı var. O kitabın içinde bundan şikayet ediyor. Batı diyor, Batı hem silgi dramaya kalem. Yani hem yapar, yaptığını da anında siler. Bakın şimdi bu şeye girebilirsek, insan sonrasına girebilirsek bunların teklifleri var. Diyorlar ki hümanizmi yok etmeliyiz. Sekülerizmi de devre dışı bırakmalıyız. Akılcılık akımı ve bireysellik akımını da devre dışı. Bundan sonra bunlar iş görmeyecek diyorlar. Sen 200 yıldır bütün dünyanın anasını bunları yayabilmek için bize dayattın. Diyorlar ki bunların bir vakti bitti. Yani kalem yazdı ve şimdi silme zamanı. Bunda bir örnek veriyor Judith Halberstam. Diyor ki mesela şimdi Afrika'da şey gitti, Batılı gitti oraya. İnsanları köleleştirdi. Bütün ticari altyapıyı çökertti.
bütün o iktidar erk ilişkilerini, devlet yapılarını, devletsel ben küçük yapıları hepsini yerle bir etti. Bütün yetişmiş insan kaynaklarını, öğretmen, işte öğrenci anlamında medrese alın, hepsini yok etti. Ve onları korkunç bir cahiliyenin ya da fakirliğin içine gömdü. Ondan sonra gitti, geriye geldiğinde dedi ki, size ne olmuş böyle? Siz niye bu kadar fakirsiniz? Allah Allah, siz geri kalmış insanlarsınız. Ne yaptı? Bütün yaptıklarını unuttu. Bu bir film üzerinden anlatıyor bunu. Judith Halbistan. Bütün yaptıklarını unuttu. Bu diyor Judith Hanım. Bu diyor hem Avrupa'nın diyor bir şeyse zaafıdır. Hem de diyor gücüdür diyor. Eğer diyor o unutmayı başarmasaydı Afrika'ya yeniden gidip onları medenileştirmeye de çalışmayacaktı diyor. Şimdi yeniden unutmalıyız. Ve bu sefer unutmamız gereken şey ahlaktır, ailedir diyor. Çünkü aileden, anneden kıza, babadan ola sürekli bir döngü var. Ve bu değerler hiç bitmeden aşağı nesillere aktarılıyorlar. Biz hangi tedbiri alırsak alalım, hangi yaptırımı alırsak alalım, bu aile olduğu sürece bu değerlerin sonraki nesillere aktarılmasının engeline geçemeyeceğiz. Bunu eğer biz bu ahlak, erdem insanının talebinde bulunan insanının son arkasına geçmemiz ihtiyacımız var ise, bunu başaracaksak mutlaka önce ailenin önümüzden çekilmesi lazım. Bu Jacose, bu Judith Butler kelimesini çok kullanıyorum. Bunların merkezinde, yani bu fikriyatın en önemli insanlarından bir tanesi, sürekli buna atıf yapılıyor. Hepsi. O yüzden bu ismi kullanıyorum. Onda da var, bunda da var. Şöyle diyor. Eşcinsellerin ya da kadınların daha iyi bir hayat, huzurlu bir hayat, işte sistem tarafından tanınan bir pozisyona gelmeleri için uğraşmıyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Biz merkezdeki tüm değer yargılarının darmadağın olduğu yıkmak için çalışıyoruz. Bu birinci yönü. Ailenin geçmişten gelen değerlerin silineceği, unutturulacağı, din, ahlak, iman, neyse yani o heteroseksüel ilişki biçimleri falan unutturulması için babadan, oğula, kızdan bakın bu hani geçen hafta bahsetmiştim, neydi bu, Viktor Orban, Macaristan'ın cumhurbaşkanı bu beyefendi. Bu İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamadığı zaman şöyle bir kelime kullanmıştı. Çocuklarımızın anne ve baba ile büyümelerinin hak olduğunu biliyoruz ve her devletin kendi çocuklarının anne babayla büyümelerini sağlamak için mücadele etmesini hak olarak görüyoruz diyordu. Yani kendi çocuklarımızın anne baba ile büyümesinin mücadelesini vereceğiz biz diyordu. Bu hani bizim ekip bunları anlamıyor. Ama adam bunu söylerken doğru bir şey söylüyor. Affedersiniz bir araya gireceğim ama tekrar etmekte fayda var. Anlaşılsın istiyorum. Macaristan Başbakanı İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamadı diyorsunuz. Doğru mu duyuyorum? İmzalamadı. İmzalamazken de dedi ki bizim çocuklarımızın anne babayla büyüme hakkını savunmak bizim hakkımızdır dedi. Devlet olarak hak. Yani biz bunları şimdi bu adamlar tabii vakayı okuyorlar. Okuyabiliyorlar, anlayabiliyorlar ama hani biz bunları, bizim Diyanet, bu Bulgaristan Müftülüğü'nün bir açıklaması oldu. O da, onlar da imzalamadı. Bulgaristan Müftülüğü de çok bir metinle buna karşı çıktı. O metin ciddi bir metindi. Hani bizim ilahiyat kesiminden, yani mutlaka bilenler vardır. Yani öyle ümit ediyorum. Ama genelde konuştuğumuz arkadaşlar şey diyorlar. Ya peygamberimiz de işte kadınları çok severdi, onlara hürmet ederdi. Hazreti Hatice ticaret, işte bir pazarda şey yönetici, işte bir kadına atadı Hazreti Hatice'yi de. Yani mod bu. Bu kadar bir derinlikten bakabiliyorlar hadiseye. Ama bakın Viktor Orban bunu söylüyor. Ve bu söylediği kelime çok önemli bir kelime. Çünkü bakın net söylüyorlar. Diyorlar ki bizim bu şeyi kırabilmemiz için. Yani gelen dinlerin işte o 5000 yıllık dinler tarihi var. Hazreti İsa'nın öğretileri, Hazreti Muhammed'in öğretileri. Bunları kırabilmemiz için bu babadan oğula, kız anneden kızına zincirini kırmamız lazım. Çocukların artık tamamen devletin kontrolünde, aileden alınarak büyütüldüğü bir sürece doğru gidiyoruz. Ahmet kardeşim, şunu sormak istiyorum. Bu İstanbul Sözleşmesi'ne Türkiye'de Diyanet kanalından herhangi bir tepki, karşı çıkış, bir makale, bir yazı hiç rastladınız mı? Var mı böyle bir şey?
Ben 2005 yılından beri Diyanet Teşkilatı'nın bünyesinde Kızılcahamam'da yapılmış bir toplantı var. Oradan bahsediyorlar 2005 yılında. Oradan beri toplumsal cinsiyet eşitliğine uyum çerçevesinde Diyanet bünyesinde eğitim verildiğini biliyorum. Şu ana kadar da ben Türkiye Diyanet Teşkilatı'ndan bu konuyla ilgili bir olumsuz bir şey görmedim. Bununla birkaç ay önce kadar toplumsal cinsiyet eşitliği sempozyumu diye bir sempozyum yapılacaktı. O sempozyumu Diyanet İşleri'nin şu andaki başkan yardımcısı hanımefendi orada konuşma yapacaktı. İsmini değiştirdiler. Toplumsal cinsiyet adaleti yaptılar. Burada bir numara var. Yani o toplumsal cinsiyet eşitliği İstanbul Sözleşmesi'nde uluslararası sözleşmeyle anayasa üstü bir metinle tanımlandı. Yani Diyanet İşleri Reisi bunun ismini ya da kadem yöneticileri, kadem derneğinden bunun ismini eşitliği, adaleti başka bir şey yapmaları bunu değiştirmez. Sözleşmedeki metindir. Sözleşmedeki tanımdır asıl olan. Bu oradaki tanım toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tanımladığı şey bizim Diyanet İşleri Reisi'nin tanımladığı şeyle aynı değil. Yani bu saldırıdan ismini, eşitliğini, adaleti yaparak kurtulamayız. Şimdi bir şeyden bahsediyorlar, bir çok ciddi bir sıkıntıdan. Bu sıkıntı Birinci Dünya Savaşı'nın ardından bir insanlık çok büyük hızlı bir şekilde bu motorize olmaya, yani robot teknolojileri, teknolojiyi geliştirmeye başladı. Burada bir ciddi bir ivme kazandı. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında ciddi büyük bir fark vardı. Yani Birinci Dünya Savaşı çok daha geniş bir bölgeye yayıldı. Daha fazla devlet katıldı ama 10-11 milyon insan öldü. İkinci Dünya Savaşı'nda ise 70 milyon insan öldü. Çünkü yeni bir şeye geçmişlerdi. Yeni bir usulle artık Batı, hani daha önce meydanlar vardı. Meydanlarda karşı karşıya geliyordu iki ordu. Birbirlerine işte üstün gelen savaşı kazanmış oluyordu. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda sivillerin yaşadığı şehirler artık ordular tarafından hedef alınır oldu. Bunu da sağlayan gelişmiş teknoloji oldu. Amerika canlıları, bitkileri, hayvanları ne varsa atom bombasıyla yok eden bir yere geldi. Bu o dönemde bir prensip anlaşması yapıyor şeyler, devletler aralarında ve teknolojiyi daha fazla geliştirmeme, yani insana zarar veren teknolojiyi daha fazla geliştirmeme noktasında bir karar alıyorlar. Bu karar, bu prensip anlaşması çerçevesinde bunu yapıyorlar. Ne zamana kadar sürüyor? 1996 işte 2000'li yıllara kadar bu sürüyor. Bundan sonra bir şey değişiyor. Egemen şirketler artık devletlerin üzerinde, devletlerin kontrolüne giremeyecek, kontrol altına alınamayacak yapılara dönüşüyorlar. Bu büyüye gelişince onlar artık insana zarar verecek ya da insanla problemi olabilecek teknolojiyi girmeme noktasında tereddütleri yok. Bodoslama giriyorlar. Ve bunun çerçevesinde bir şey oluşuyor. Özellikle bu tür şirketlerin büyük çoğunluğu Yahudi sermayesi tarafından idare edilen şirketler mi? Şimdi bunların kökenleri Yahudi olabilir ama bunlara hiçbir şey inanmıyorlar. Evet. Yani bakın geçen hafta da bunlar kendilerinin tanrı olduğunu iddia ediyorlar. Bakın yani bu Harari'den bir alıntılamıştım bir kelime. Bu saatten sonra onların kendilerini tanrı olarak ilan etmemeleri ahlaksızlıktır. Homo Deus kitabında yazıyor. Evet. Yani şimdi bu Yahudi öğretisi var. Yani bu öğretinin içinde Musa Aleyhisselam da var. Yani öyle ya da böyle bir şekilde tanrı inancı var. Bunlar inanmıyorlar. Bu da biz bir numara yiyoruz. Ben öyle görüyorum. Bakın bir numara yiyoruz. Suriye'yi, Irak'ı ya da Afganistan'ı yerle bir edenler. Yani ne Hristiyanlar ne Yahudiler. Bakın tanrı tanımazlar. Ateistler bunu yapıyorlar. Çünkü hiçbir şey tanımıyorlar. Yani hiçbir ahlaki ilkeye, hiçbir prensibe, hesap verilecek hiçbir kuruma inanmıyorlar. Bize bir hedef şaşırtma olduğu kanaatindeyim ben. Allah doğrusunu bilir diyeyim. Ama mesela sanayi devrimi korkunç bir dönem. Batı bunun üzerine pek konuşmak istemiyor. Yani belki insanlık tarihinin gördüğü en korkunç dönemdir belki. Avrupa'da bu dönem yaşıyor. İnsanların yaşam ortalaması 18 yaşlara düşüyor. Bakın böyle bir dönem. Bu kapitalist teoriler üzerine yazan bir şahıs var. Gelmedi ismi aklıma. Bu şahsın bir fabrikası var. Dokuma fabrikası var ve bu yanlış hatırlamıyorsam 50'nin üzerinde 4 yaş altı. Bakın 4 yaş altı çocuk çalıştırıyor. Yani 4 yaş altı çocuklar ne iş yapar? Ne iş yaparlarsa bir şeyler yapıyorlar.
Bu gazetelerde o dönemde bu yeni bu sanayi devrimine itirazlar gelişiyor. Bu insan hakları falan gelişiyor. Bu gündem oluyor bu gazeteye. Ve gazetede şöyle bir şey cevap veriyor bu. Bir yazı yazıyor. Diyor ki biz evrime inanıyoruz. Evrim teorisinde doğal olan şeyin güçlü olan balığın zayıf olan balığı yenisidir. Ve ben evrimin kanununu yerine getirerek aslında evrime hizmet ediyorum. Onların küçük balık olmasını, benim büyük balık olmamı da ben tayin etmedim. Bunu kim tayin ettiyse ona gidin hesabını sorun. Ben büyük balık olarak doğrusunu yapıyorum diyor. Mantık bunun üzerinden işliyor. Açın Harari de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki fakirlere yardım etmek, buraya daha sonra geleceğiz, gelebilirsek Allah izin verirse, fakirlere yardım etmek onların iyiliğine değildir diyor. Çünkü evrime izin vermez. Zayıfların ayıklanması lazım. Büyük balığın küçük balığı yemesi lazım. Sanırım Said Nursi'deydi rastladım, tam hatırlamıyorum. Şöyle bir kelime kullanıyor. Onlar diyorlar ki büyük balık küçük balığı yer. İslam yani dinler teklif ederler ki küçük balık büyük balığa emanettir. Hesabı ondan sorulur. Bakın bu söz üzerinden İslam ile kapitalizmin neden anlaşamayacakları, yani temel olarak neden zıt yerlerde durduklarını okuyabiliriz. Şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bugün Milli Eğitim karar verse, dese ki arkadaş biz yarından itibaren okulların tamamını kapatıyoruz. Hiçbir okula kimse gitmeyecek. Yöneticiler, müdür yardımcıları, müdürler, hizmet hepsini işten çıkardık. Öğretmenler hepsini. Herkes bilgisayarın başına geçecek. Biz orada çok iyi, en iyi öğretmenlerimizle ders anlattırdık. Onları videoya çektik. Siz oturacaksınız o videolardan seyredeceksiniz. O videolar size 1000 sefer o konuyu anlatabilir. 1000 sefer geriye çekin, tekrar sorun, tekrar. Bak öğretmenlerini yapamadığı işleri yapacaklar. Sonra 2 ayda bir size de imtihan yapacağız desen, yapması mümkün müdür? Mümkün tabii. Mümkün. Ne demek bu? Devlet eğer bugün izin verse, yanında cesaret etse 1 milyon 350 bin öğretmen ve memuru kapı dışarı eder. Bir günlük iş bu. Sadece cesaret etmesi gerekiyor. Bakın anlatabilir miyim? Bir sadece cesaret etmesi gerekiyor. Devam ediyoruz. Avukatlık sistemi var. Bu İngiltere'de uygulamalarını yaptılar. Mesela bir öğrenci başladı bunda. Bir uygulama şu. Uygulamada giriyorsunuz. Davanız ne? İşte boşanma davası. İşaretliyorsunuz. Anlaşmalı boşanma, anlaşmasız boşanma. İşaretliyorsunuz. Çocuk var yok. İşaretliyorsunuz. İşte okey'i veriyorsunuz. Bilgi program sizin adınıza bir dava dilekçesi oluşturuyor ve merkezdeki bilgisayara dava açıyor. Daha merkezdeki hakim bilgisayarda daha önce verilmiş kararlara bakarak, bakın biz yapay zeka dediğimiz şey bu. Yani insana ihtiyaç duymadan karar verebiliyor. Başka davalara bakıyor ve onun sonucunda bir karar veriyor. Kaç dakika sürdü? 2 dakika. Hani o aylarca geliyordunuz, gidiyordunuz, dava açıyordunuz, avukatlara bir sürü para veriyordunuz, erteliyordu. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sürüyordu ya. Ne oldu? 2 dakikada size bir şey verdi. Şimdi sizin şeyiniz, rakibiniz, karşınızdaki muhatabınız varsayın ki işte bir bürokrat, bir zengin kişi, bir işte ne bileyim tanınmış bir şahıs. Siz bir bilgisayar hakime mi gidersiniz yoksa sıradan bu bürokratın tam etkilenme ihtimali bulunan bir hakime mi? Bilgisayarı. Peki bunu biliyor musunuz mu? Adli sistemin, adli teşkilatının tamamen çöpe gitmesi demek. Bütün sistemi. Bunu bu mülteciler var ya, Irak'tan işte İngiltere'ye kaçmış bir şekilde girmiş olanlar, dün masraflarını düşürmek için bunu resmiyete döktü İngiltere. Bu bilgisayar uygulamadan davalarını açmaya başladılar. Sonra çıkan sonuçları gerçek hakimler ve a**larla işleyen süreçle karşılaştırdılar. Bunun sonucunda %11'lik bir fark çıktı. %11'lik, %89 tuttu. Peki bu bir başka tartışmayı başlattı. Bu %11 ne demek? Bilgisayarların yanılgısına mı işaret ediyor? Yoksa insanların yanılgısına mı işaret ediyor? Yoksa İngiliz adalet sistemindeki rüşvet oranına mı işaret ediyor? Bütün adli sisteminde o yazarlar, zabıtlar, işte katipler hepsi çöp. Şimdi bir araba var, araba sektörü. Google'ın arabaları dünyanın her tarafında dolaşıyor. 5000 tane araba var. Çin'e gittiler şoförsüz. Geri geldiler. Hiçbir kazaya da bulaşmadılar.
5000 küsur tane arabanın yaptığı herhalde 16-17 tane mi kazaya karışmışlar. Bunların tamamında da kendilerinin değil dışarıdan etkenler. Kazaların sebebi arabalar değil insanlar. Eğer insanlar araba kullanmaya devam ederlerse dalmaya, uyumaya, fazla hız yapmaya vesaireye devam edecekler. Biz insanlara araba kullanmayı yasaklamalıyız. Kullanmayı insanlara yasaklamak ne demek? Bakın, bütün servisçilik sektörü bitiyor. Bütün taksi birim bitiyor. Nakliye işleri bitiyor. O kamyon şoförlüğü, otobüs şoförlüğü, tır şoförlüğü bitiyor. Apple'ın da zannederim kamyonları var. Büyük tır bunlar. Sabit işte 70 kilometre süratle aralarında 40 metre mesafe, hiçbirinde şoför yok. 10 tane kamyonu yük yükleyip gönderdiler. Altı üstü navigasyondan, yani bilgisayardan navigasyondan onlara gidecekleri adresi girmeniz gerekiyor. Amerika'da 2 ay oldu bir büyük şilep, devasa bir şilep yola çıktı. Hiç mürettebatsız, sadece gözlemek, tecrübe anlamında şey vardı üzerinde. Bilim adamı diyelim, artık yazılımcılar vardı. Sadece onlarla yola çıktı. Mürettebat kaptan yok. Çin'e gidiyor. Çin'den malı yüklüyor. Şu anda ne oldu? Geri geldi mi, ulaştı mı bilmiyorum. Yolda. Bütün gemicilik sektörü yok. Üç boyutlu yazıcılar var. Biliyorsunuz o konuşuluğu üç boyutlu, daha doğrusunu görmedik ama bunlar varlar. Bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Bu Amerika'da bunun gelişmiş bir modeli. Bu winch sistemi bunlara monte ediliyor. Ray sistemi var. Bir ray sistemi üzerinde gidiyor, geliyor, ev basıyor. Print ediyor. Evi print ediyor bakın. Bir evin, işte apartmanın dikilmesi bir günlük iş. Ne amele var, ne kum, çimento, hiçbir şey yok. Bütün sektörü bitiriyor. Bir tek kişiyle artık apartman dikiyorsunuz. Yani tıp en çok etkilenecek alan. Massachusetts bir üniversitesinin bu kan kanseri bölümü dünya çapındaymış ve en ünlü, en rağbet edilen bölüm orasıymış. Bu bütün bilgilerini, hasta ve hastalık süreçlerinin bilgilerini cloud dediğimiz o bulutta yükledi, yani internet ortamına geçirdi. Siz kendi hastalığınızla ilgili bilgileri, sonuçları bilgisayara yüklüyorsunuz. O bilgisayar dünyanın en tanınmış, en tecrübeli doktorlarının, bu konuda en çok nam yapmış doktorlarının sizin hastalığınız, durumunuzla ilgili görüşlerini, hastalığın süreçlerini, almanız gerekenleri, aldığınız ilaçların hangi hastalarda ne kadar, neler, ne etkiler yaptığını bir raporla size geri dönüyor. Kimse devlet hastanesine gidecek mi bundan sonra? Yok. Bir cihaz var. Biz bunu Alanya'da kurduk. İkinci elleri de internette var. Böyle bak, vücudunuza bazı teller takıyorsunuz, kafanıza, vücudunuza falan. 20 dakika falan böyle elinizi bir yere dokunduruyorsunuz. Daha önceki eski modellerini tükürüyordunuz falandı, kan veriyordunuz. Bu yenilerinde o da yok. Terden alıyor. Bir 41 sayfalık bir rapor veriyor. Yani şekerinden beyin tümörüne kadar her şey var. Bu hani geleceğin mesleklerinden bir tanesi de tıp doktorluğu değil de tıp yardımcı personeli olacağını söylüyorlar. Aleti sizi sokacak. Oradaki bilgileri işte merkezde cloud'a yükleyecek. Aracı bir personel. Yani gelecekteki olacak mesleklerden birisi bu olarak söyleniliyor. Arkadaşımız var. Bu arkadaşımız bir TÜBİTAK'ın projesinin içinde yer alıyor. Batman'da bir tarla var. 20 bin dönümlük bir tarla var. Bu tarlanın üzerinde bir İHA uçuyor. Sürekli çok gelişmiş, pahalı fotoğraflarda Ankara'daki merkeze bilgi atıyor. Devamlı çekiyor, atıyor, çekiyor, atıyor. Ankara'daki bilgisayar bunları değerlendiriyor. Toprağın susuz mu olduğunu, ilaca mı ihtiyacını, böceklendiğini mi, meyvelerin toplamaya mı geldiğini tespit ediyor. Ve Batman'daki o yere geriye emir dönüyor. O emiri, tam otomasyon sağlanmış bir şey, o emir çerçevesinde bütün ürünler toplanılıyor da su verilmeye başlanıyor. Yaklaşık 800 kişiyle yapılacak bir iş 4 kişiye iniyor. Sadece 4 kişiye iniyor. Bakın yani bu sürecin, yani otomatizasyon sürecinin, robotlaşma sürecinin vurmayacağı sektör yok gibi. Ahmet kardeşim, şöyle daha anlaşılsın diye söylüyorum.
Örneğin ben saçımı kestirmek istediğimde robotların olduğu bir kuaföre gideceğim. Ya da o robotu evime alacağım, saçımı kesecek ve ben berbere ihtiyaç kalmayacak. Veya ben dişimi... Berberlik kısmı belki de en şanslılarından, çünkü hani berberlerdeki gelir çok düşük olduğu için bu egemenlerin bu alana şu anda saldırmıyorlar. Bu Apple'ın yan sanayi üreteni. Bu diyor ki benden Apple robot siparişi verdi. Bu robotlar oradaki insanların yerini alacaklar. Bakın bu robotlar karnları acıkmıyor. Yani yemek molası vermiyorlar. Tır şoförleri, yani bir bilgisayar şoförleri de hiç yemek molası vermiyorlar. Tuvalet molası vermiyorlar. Başları ağrımıyor. Ateşlenmiyorlar. 7 gün 24 saat hafta sonları tatili olmadan çalışıyorlar. İşten ayrılırken tazminat istemiyorlar. Maaş istemiyorlar ya. Maaş istemiyorlar. Bunların da diyor bizim robot başına Foxconn verdiğimiz teklif 12 bin dolar diyor. Bakın 12 bin dolara verip bunları alacaksınız. Peki bu ne biliyor musunuz? Bir günlük 8 saat çalışan, hastalanabilen, çocuğu ateşlenebilen, yılda 15 gün izne çıkan, hafta sonları çalışmayan bir işçinin 3 aylık 4 aylık maaşı gelişmiş sanayi ülkelerinde, ekonomisi evet. Gelişmiş ülkelerde. Bakın 3-4 aylık maaşı. Çin daha çok beğenmiyor çünkü oradaki maaşlar 300-400 dolar. Bir sene, iki sene falan tolere edebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi berbere gittiniz, 25-30 lira verdiniz. 25-30 lira ne yapıyor? 5 dolar gibi bir para yapıyor. Adam bir işçiden, bir robottan 4000 dolar, 5000 dolar alıyor. Bu rentable, yani geriye dönüşü çok olan alanların hepsi tehdit. Hele yüksek iş idarecileri falan en tepeler. En tepeler hariç tamamı tehdit altında. Yani beyaz yakalıların hepsini bitirecek gibi duruyor. Binlerce yıllık zengin ile fakirin arasındaki muhtaciyet, mecburiyet ilişkisi kırıldı demek. Zenginlerin fakirlere olan ihtiyacı kalmadı. Ama fakirlerin zenginlere olan ihtiyacı olduğu gibi devam ediyor. Bunun bir de asker kısmı vardı. Filmlerde görüyorsunuz işte robot askerler. Bu 2015 yılında Rusya'da bir şey yaptılar. Bir fuar yaptılar ve orada robot askerleri sergilediler. Ama artık o robot askerler de çok şey değil. İnternetten videosunu seyredebilirsiniz. Misket bombaları var eskiden, böyle tek bir top, kocaman bir top. Bunu bir şehrin üzerine atıyorlardı. Onun içinden 5000 tane küçük misket, içinde bomba olan, C4 patlayıcı olan, plastik patlayıcı olan bomba, misket şehre bir davuluyordu. Nereye dokunursa patlatıyordu. O patlamayanlar da gidip dokunduğunuz mu patlatıyordu. Şimdi 3 santimlik dronlar yaptılar ve bunun üzerine 3 gramlık plastik patlayıcı koydular. Üzerinde de bir de ısı sensörü var. Isı sensörü. O ısı şehrin üzerinde atıyorlar bunları, milyonlarcasını, binlercesini. Ve bunlar ısıya doğru gidiyorlar. Yapışıp yapıştığı yerde de patlıyor. İnsana doğru yani. İnsana doğru. Sıcaklığı gördüğü yere doğru gidiyor. İnsan hayvan 30, belki de. 38 canlı. Derecelik bir sıcaklığı gördüğü yere saldırıyor. Kaçma ihtimaliniz yok. Hiçbir şişeye, böceğe de zarar vermiyor. Dolayısıyla artık savaştıracak insanlara da ihtiyaçları yok. Savaştıracak insanlara da ihtiyaçları kalmadı. 30 yıl içinde bu süreçten etkilenecek insan sayısı tahminen 500 milyon. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Bu 80 milyonun ne kadarı çalışıyor? 20 milyon diyeyim. Bir kişi 4 kişiye bakıyor demek ki. Biri 80 milyonu idare ediyor. Şimdi dünyada 500 milyon işsiz kalması demek, kabaca 2-2,5 milyar insanın artık hiçbir gelirinin olmaması demek. Bu şu anda 1 milyar civarında bir rakam daha var. 3,5-4 milyar insan. Bakın 3,5-4 milyar insan çok yakın bir zamanda hiçbir gelir olmadan şehirlere hapsolmuş olacak. Şimdi şehirlere hapsolmak ne demek? Sigorta ve primlerini kim ödeyecek? Kimse ödemeyecek. Emeklilik primlerini kim ödeyecek? Sağlık primlerini ödemeyecek. Yani devletlerin sigorta ve emeklilik yapıları da çökecek. Memuriyet muhtemelen bitecek. Devletlerin hani ulus devletler üzerine bir saldırı var. Bu saldırı da daha da ilerleyecek. Artık ulus devletler kendi varlıklarını korumakta çok zorlanacakları bir sürece gideceğiz. Bu anlamda çatışmalar olacak gibi görünüyor.
Peki bu şehirlere hapsolmuş, yani işi olmayan, gidecek artık köyü de olmayan, köye gitse yaşayamayacak olan bu insanlara ne olacak? Evet, asıl mesele, bütün, asıl soru bu. Bu insanlara ne olacak? Buna ne diyor? Zygmunt Bauman diyor ki, bizim şu andaki en temel ve acilen cevaplanması gereken soru, sanayi toplumlarının artığı, tam bu kelimeyi kullanıyor, sanayi toplumlarının artığı olan bu devasa kitlelere ne yapacağımız sorumlusudur diyor. Bakın bu çok hani bu arkadaşların üzerinde durdukları, düşündükleri, taşındıkları şey bu. Biz şu anda önümüze çıkacak 2,5-3 milyar liralık, 4 milyar liralık hiçbir geliri olmayan ve gidecek köyleri de olmayan bu kitleye ne yapacağız? Hani köylerin, bizim Avrupa Birliği'ne verdiğimiz sözleşmelerde köy nüfusunu 1008'e, 1007'ye düşüreceğiz diye bir söz vermiştik. 1950'lerden 60'lardan başlayan bir süreçle, Özallı yıllarla çok hızlandırılan bir süreçle köyü boşalttık. Şu anda 7,5, %7,5 köyde insanımız var. Bunların %3,7'si yanlış bilmiyorsam sayfayı olarak kullanıyor. Yani ölmeye gitmişler oraya. Emekliliklerini orada geçiriyorlar. %3,2'si yanlış kalmış olabilir aklımda. TÜİK'in verdiği rakamlara göre köyden geçiniyor. Geçen bir iki hafta önce bir kanun daha çıkardılar. Bir yönetmelik çıkardılar. Köylerden kuşburnu, adaçayı, mantar, yani kırsaldan ot anlamında toplanabilecek her şeyin toplanılması yasaklanıldı. Ve bir kurs mecburiyeti konuldu. O kursun da rakamı 1200 lira civarında bir rakam. Öderseniz internet giriyorsunuz, kazanırsanız size bir sertifika verecekler ve siz o zaman bunları toplama hakkı kazanacaksınız. İyi niyetlidir muhtemelen bunu çıkartanlar. Ama köylülere şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, sizin köyden geçiminiz iyice daralmıştı. Bir gelir kalemini daha sizden alıyoruz. Ve artık ilan ediyoruz ki, bak bu, hani sen, insanlar 40 dada çay maça topladıkları, yani karınların doydukları yere saygı ve hürmet duyarlar. Yani oraya bakarlar. Bu senin değil artık deyip onunla olan o aidiyet, o bütünleşik ilişkiyi de kırıyorlar. Artık oraya sahiplenmez. Kırsaldaki kesimin, Şumra'daydı yanlış hatırlamıyorsam, %90 küsürü artık ipotek, kredi ve haciz üçgeninin içinde bankaların kontrolünde. Zaten egemenler tarafından, yani bankalar tarafından neredeyse kontrol altına alındı. Şehirdekilerin gidecekleri bir köylerinin olmadığını anlatmak için söylüyorum. Bir kırsal da yok. Peki bunlara ne yapacağız? İki ihtimal var. Bunun hayvan haklarının başlığı altında tartışıyor bu adamlar bunu. Will Kimnica, Donaldson diye bir beyefendinin bir hayvan haklarının siyasi kuramı diye bir kitapları var. Bu kitaptan hayvanları tartışıyor. Hayvanların gelecekte ne olacaklarını tartışıyor. Ama çok enteresan şeyler var bunun içinde. Mesela hayvanlara verilecek tazminat. Yani domuzları biz emekli edeceğiz. Onlara nasıl tazminatlar verelim? Ne kadar tazminat verelim? Yani domuza nasıl tazminat vereceksiniz? Hayvanlar ibaresini kaldırırsanız ortaya fakirlerin geleceğini tartışıldığına dair böyle bir paranoyak bir şey çıkacak. Tayyip Bey şu anda 6-7 sefer, Emine Erdoğan hanımefendi 3 sefer, 4 sefer, ben bizzat kendim takip ettiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, Binali Yıldırım Bey, eğer İstanbul'a gideyim ilk bu kanunu çıkaracağım. Bu normal değil. Yani bir çok kısa bir süre içinde devletin en üst tabakası sürekli hayvanlar hakkında, hayvanlarla ilgili sözler veriyorlar. Devamlı. Özür dilerim, bir araya girmek istiyorum. Mesele anlaşılsın istiyorum. Ben kitapçınızı baktığım için birazcık anladığımı düşünüyorum. Yani burada işsiz kalan, bir şey üretmeyen, üretemeyen, üretim yeteneği elinden alınmış kitlelerin hayvan haklarıyla, hayvanlara tanıdıkları haklarıyla aynı statü içerisinde değerlendirileceğini mi söylüyorsunuz? Ben böyle mi anladım? Doğru mu anladım? Evet, yani çok açık söylüyorlar. Yani bu Paola Cavalieri diye bir hanımefendi var. Aslında bu hayvanlar meselesine sonra girelim. Çok geniş olacak bu. Evet. Paola Cavalieri dedikleri hanımefendi çok net bir şekilde diyor ki, bu saatten sonra insan haklarından insanı çıkarmanın vakti geldi. Yani insan hakları diye bir şeyden konuşmamalıyız. İnsan sonrasını yazan
Rozu Buradatti, Buradatti bir hanımefendi var. Deliz ve Gattari'den alıntılar yapıyor insan sonrasıyla ilgili. İlk aşamanın hayvan oluşu olduğunu söylüyor. Bakın bunlar ciddi felsefik kitaplar. Piyasadan da temin edebilirsiniz. İlk aşama yani insan sonrasına geçişte ilk aşama hayvan oluştur diyor. Hayvan olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Yani Tanrı'nın olmadığı yerde zaten insanın kabul etmek ihtimali yoktur. Bauman da aynı fikirde. Eğer Tanrı yoksa zaten insanın tutunma ihtimali yok. Terry Eagleton'ın Tanrı'nın Ölümü ve Kültür diye bir eseri var. Bu önemli bir eser. Orada bir ibare kullanıyor. Bu şahıs ateist bir şahıs. Yani Tanrı'yı tanımaz olarak kendisini tanımlıyor. Diyor ki tabutun içine öldürüp tabutun içine koyduğumuz Tanrı'yı mezara verdik. Oradan geriye dönerken diyor Tanrı ile beraber insanı da dev toprağa verdiğimizi fark ettik diyor. Şimdi artık gelişmiş bir hayvandan başka bir şey değiliz. Yani bu önemli bir kelime. Biz artık gelişmiş bir hayvanız. Biz gelişmiş bir hayvansak hayvanlarla beraber hayvanlar kategorisinde haklarımızın konuşulması lazım. Bu konuda da bir sürü alıntı yapabilirim. O Hayvan Hakların Siyasi Kuramı isimli kitaptan. Bunu daha ötesi bu Davos'ta geçtiğimiz sene konuşan Profesör Harari onu çok net bir kelimeyle söylüyor. Artık diyor insan haklarının gelişmekte olan insanların yani gelişmiş insanların batılıları kastediyor. Gitmekte oldukları yolda engel olması bir bağ olmasını önüne geçmeliyiz diyor. Buna müsaade etmemeliyiz. İnsan haklarının seviyesi çok yüksek. Yani hayvan hakları diye konuştuğumuz, hayvan haklarının yükseltilmesi diye konuştuğumuz mesele insan haklarının törpülenmesidir. Yani bunu konuşuyoruz. Bunlar bu şu söylediğim kelimeler şu atmosferde konuşmak kolay değil. Yani düşünün bakın bir ayakları kesilen o da enteresan yani bir üretilmiş habercilik olduğuna dair böyle bir şeyler de çıktı bununla ilgili. Hayvan ayakları kesilen bir köpeğin haberini 2 hafta sürekli televizyonda döndürdüler. Aynı tarihte Konya'da 5 kişilik bir aile arabanın içine diri diri yandı. Sadece gazetelerin köşesinde küçücük bir haber olarak çıktı. Yani böyle bir atmosferde, böyle bir psikolojik baskıyla üzerimize geldikleri dönemde hani bunları konuşmak kolay değil. Tabii. Yani, Ahmet kardeşim Akdeniz'de bir sürü göçmen insan ölüyor. Akdeniz aslında bir şey oldu. Ceset tarlası oldu. Ama orada ölen insanların cesetlerinin çıkartılması Avrupa ülkeleri tarafından çok pahalı, maliyeti çok yüksek diye hiçbir şey yapmıyorlar. Ama işte bir hayvan öldüğü zaman, bir köpek yani öldüğü zaman, bir kedi öldüğü zaman yapmadıkları şey yok yani. Bunu konuşmuyoruz ama bakın Avrupa'da bu gemilerin Avrupalılar tarafından yani bilinçli batırıldığına batırıldığına dair ciddi iddialar var. Yunanistan'da böyle onların videosu ortaya çıkmış durumda. İşte elleriyle bu Zodiac botları ellerindeki o sivri aletlerle batırırken çekilmiş resimler var. Yani bu sadece bu dünyada göçmen gemilerini batar kardeşim. Yani bunda bir sıkıntı yok mu? Yani sadece bir tek onlarınki batıyor Akdeniz'de. Yani gibi. Neyse bu da başka bir polemik konusu. Şimdi şurada bir şeyin altını çizeyim. Bir böyle enteresan durum. Buyurun. Dozi Buradatti diyor ki hayvan oluştan sonra yeryüzü oluşacak diyoruz. Oluşacağız. Yeryüzü olacak diyor. Ondan sonra da bizim şeye geçeceğiz diyor. Makine oluşa geçeceğiz. Tabii bunun daha geniş konuşulması lazım ama hani makine oluş sürecinin ne olduğunu anlatmak için konuşacağım. Şimdi robot askerleri yaptılar ve dedik ki bunlar artık insanları yok. Savaştırmak için fakirlere ihtiyaçları kalmadı. Bu fakirleri ne yapacaklar? Bunları kitleler halinde öldürebiliriz diyorlar. Bakın bunu tartışıyor bunlar. Ama korkunç vahşi bir şey olacak diyorlar. Korkunç vahşi bir şey olacak ama eğer diyorlar tuttum ki bu yola saptık. Yani bu robot askerleri piyasaya sürdük. Ve bunlar insanları öldürmeye başladılar. Sorumlusu kim olacak? 4 tane aday var. Bakın bu şu anda Avrupa'nın gündeminde tartışılan bir konu bu. Yani biz tartışıyoruz ya devesi dini. İçilir mi içilmez mi diye. Onlar da bunları tartışıyorlar. Diyor ki 4 kişi var aday. Robotu yapan, robotu programlayan, robotu kullanan ve robotun kendisi. Sizce bunlardan hangisinin sorumlu olması lazım? Elbette robotu yapan, üreten, çalıştıran hepsi sorumlu. Robot değil, robot mekanik bir varlık yani. Yapılan, insan tarafından üretilen bir varlık. Ama robot.
Yani cevap robot. Onların kararı şimdi robot. Diyorlar, bu diyorlar artık yapay zekası var. Kendi kararlarını kendisi veriyor. Bunu biz vermiyoruz. Ama robotun ceza alabilmesi için hukuki olarak bir altyapı yok ki. Yani robotu bir vatandaş değil. Bir yani bir o bir işte bir makine kardeşim bu. Ve sizin o yazılımınızın içine o öldür emri koymazsanız o öldüremez. Yani kendi yazılımını robotlar yapamazlar. O yazılım oraya birinin kullanımı koyması lazım ve bunun da bir amaç ile o yazılım, yani içeriye çok bilginin girmesi, onların akış şemalarıyla böyle değerlendiriyor olmaları, siz ona öldür emrini vermediğiniz sürece öldürebilmesi anlamına gelmez. Kazayla olmadığı sürece. Robotun ceza alabilmesi için kanun hükmünde karşısında bir şahsi kimliğinin olması lazım, değil mi? Evet. Robot Suudi Arabistan'da robotlara vatandaşlık verdiler mi? İlk kez onlar verdiler, evet. Evet, bakın artık robot bir vatandaştır. Cezayı müeyyide alabilecek bir kimliği vardır. Sofya'ydı ismi yanlış hatırlamıyorsam. Onun düğmesine basıyorlar, kaydedilmiş bilgiler çerçevesinde bir arkada çalışan bir bilgisayar programı vasıtasıyla bazı cevaplar veriyor. Gazeteciler gidiyorlar, düğmesine basıyorlar, onu kutusuna koyuyorlar, paketliyorlar. Sonra oradan onu kargoya koyuyorlar veya otobüs uçağın kargo şeyinden götürüyorlar bir başka yere. Orada da düğmesine basıyorlar, açıp kutudan çıkartıp buna insan olarak vatandaşlık verdiler. Vatandaşlık. Azerbaycan'da Suudi Arabistan'ın arkasından ona pasaport verdi. Yani kanuni olarak bunu da çözmeye başladılar. İngiltere'de 2017 yılında ilk kez, tarihten ilk kez bir robot mahkemede şahitlik yaparak insan olmayan bir varlığın şehadeti kabul edildi. Robota bu kimlik de verildi. Bakın 2017'de yine yılında bir siyahi Amerikalı asker, Irak'ta yıllarca savaşmış bir asker, siyahilere Amerikalılar ayrıcalık yapıyor diye bir keskin nişancı beyaz askerleri vurmaya başladı. Bir Amerikan üssünde. 5 askeri vurdu, öldürdü. Sonra kimse yanına gidemeyince bir robot asker gönderdiler. Bu asker küçük bir robot daha doğrusu. Gönderdiler. Onun yanına vardığı zaman da kendisini üzerine cevdik vardı. Patlattı ve onu öldürdü. Yani robotun kanunlar çerçevesinde ilk öldürdüğü insan oldu. Bunun üzerine Avrupa Birliği toplandı ve dedi ki biz dedi şey yapmayacağız artık. Bu konudaki geliştirmeyi, yani robotların insan öldürebilecek robot yapımını durdurma ve bu konuda tedbir alma kararı aldılar Avrupa Parlamentosu'nda. Bunun hukuki kanuni altyapısı üzerine de çalışıyorlar. Hayvanların siyasal haklarının kuramı isimli kitapta tartışıyor. Diyor ki bunlara ev hayvanları diyoruz. Dikkat edin, ev hayvanları bunlar. Bu Aldous Huxley'nin 1934'te yazmış olduğu bir Kara Ütopya romanı vardı. Bu 1985'ten daha isabetli kararlar verdiğine dair şeylerdi. Orada insanların tanımlarken evcil insanlar diye kullanıyordu. Evcil insanlar tabirini, benzerini bu burada üretiyor. Alfred Kinsey, daha önce dün konuştuk ya, bu toplumsal cinsiyet, evet, eşitliği meselesini anlatan şahıs. O da insan, human animal der. Yani insan hayvanlar. O da bizi insan olarak görmez. Bakın biz hayvanlardan daha iyi değiliz. Hayvanlara acı veriyoruz. Hayvanlar işte sıkıntı veriyoruz. Biz nasıl? Bakın bunun gittiği yer... biz böceklerden daha iyi değiliz. Biz böcekler, farelerden daha kıymetli varlıklar değiliz. Bu diye insanların kendilerini özel bir varlık olarak görmeleri, özel bir varlık olarak görmeleri insani kibirden başka bir şey değildir. Bunun aşılması lazım. Bizim diyor çektiğimiz acıların hayvanlardan daha kıymetli olduğunu, daha özel acılar olduğunu iddia edebilmemiz saçmalıktan başka bir şey değildir. Bu düşüncenin kökü Nietzsche'ye gidiyor. Ari ırk fikrinden geliyor. Ve bu Ari ırk fikri Avrupa'da Hitler Almanya'sında Nietzsche'ye neva bulmuştu. Yahudileri, Çingeneleri, Özürlüleri işte hayvanlardan daha kıymetli olmadıklarını düşündüklerinde ne yaptıklarını gördük. O düşüncenin nasıl sonuçlar verdiğini gördük. Bizi de şu anda siz hayvanlardan daha kıymetli değilsiniz diye ikna ediyorlar. Yani bunun altyapısı var. Geçecek kanunlarla ilgili hiçbir şey yok. Zaten hani en kafadan ilk şeyi söyleyeyim. Kurban kesmek diye bir şey söz konusu olamaz. Hayvanlarla ilgili kanun geçerse, hayvan hakları kanunu geçerse kurban kesme artık Türkiye'de yasak mı olacak?
Böyle bir şey mümkün değil. Yani bunun tanımını yapamazsınız. Siz hayvanlarla, bakın hayvanlarla evlenmenin hukuku düzenleniyor. Biz hayvanlarla eşitiz. Hayvanlarla evlenebiliriz. İnsanlar, bakın aynen kullanılan bir söz şu. İnsanlar insanların sütünü içer mi? İnsanlar insanların sütünü içmezler. İnsanlar birbirlerini bir yerlere sütlerini sağarlar mı? İnsanlar birbirlerini öldürüp etlerini yerler mi? Ciğer sütü yaparlar mı? O zaman hayvanların da sütünü içemeyiz, etini yiyemeyiz. Öyle tabii, mi? Tabii. Bu o anlama mı geliyor? Vegan ama bu onların için, hani bu şey, bu konuda iki tane kitap var. Önemli bir tanesi Peter Singer'ın Hayvan Özgürleşmesi diye geçiyor. Ama orada anlatılanlar korkunç şeyler. Yani bu adamın niyeti Wilkimlika'dan daha sahih gibi geliyor. Yani biz hayvanlarla ilgili, eğer hayvanları yemeye devam edersek bu kapitalist sistem onları sömürmeye devam eder. Hani bizde kedi köpek meselesi, aman kedilere eziyet ettik, köpeklerin ayağı kırıldı falan diye ağlıyoruz ya. Ama o Peter Singer diyor ki, ya siz bunları ağlıyorsunuz ama ay inekler kıpırdamasınlar, kiloları gitmesin diye onları öyle bir dar yere koyuyor ki, ama bu hayvanın koşmaya ihtiyacı var. Domuzların koşmaya ihtiyacı var. Biz bunlara korkunç zulümler yapıyoruz ama, diyor, ama McDonald's'ın ya da bu işte tavuk şu firmaların hiçbir izinleme gelmiyor. Yani kapitalistin ekonomik zararına dokunabilecek hayvan hakları meseleleri gündeme gelmiyor. Ne geliyor? Sıradan insanları cendereye alınacak şeyler geçiyor. Anlatabiliyor muyum burada? Bu buradaki bakış önemli bir bakış. Peter Singer buradan giriyor. Ama Wilkimlika'nın tanımladığı şeyler hayvanlardan çok insanlara. Mesela size bir örnek vereyim. Buyurun. Bu çok enteresan bir örnek. Wilkimlika diyor ki, benim, diyor, komşumun bir köpeği var. Bu köpek gezinirken bahçede bir duvarı aşan bir başka köpek geldi. Buna, affedersiniz, tecavüz etti. Köpek hamile kaldı. Şimdi soru şu. Genetiğine işlemiş içgüdüler sebebiyle bu hamileliğini sahiplenecektir, diyor. Ama biz biliyoruz ki bu istenilmeden olmuş bir hamilelik. Ve biz biliyoruz ki bu onun menfaatine değil. Yani köpek buna itiraz edebilir. Ama bu onun menfaatine değil, kim doğurup çocuk bakmak ister? Şimdi peki bu durumda köpeğin vasisi olan sahibine düşen sorumluluk nedir? Bunu tartışıyor. Cevap ne biliyor musunuz? Diyor ki, eğer köpeğin, diyor, evrimsel içgüdüsel sebeplerle hamileliği sahiplenmiş olsa bile, o hangi masrafa ve hangi bedele cari olursa olsun, o köpeğin, o hamileliğin sonlandırılması vasinin asli görevidir. Şimdi bunu, hani benim paranoyak okuyuşumla fakirlerimizden okuyun. Korkunç bir şey yani, çocuk sahibi olamayacak insanlar ve nesil, nüfus azaltılacak. Yani görünen o ki bu... Hemen buradan şeye geçin, bir bağ kuralım. Şimdi ne dedik, kadın erkek birlikteliğini engelliyorlar dedik. Yani erkek, evet, sürekli cezalandırıyor, uzak tutuyorlar. Ne öneriyorlar? Erkek erkeğe, kadın kadına, trans erkek, işte hayvanlarla, robotlarla, robotlar işi çok ciddi bir iş, ilişkiler. Bunlarda çocuk olur mu? Olmaz. Peki çocuk nasıl olacak? Yani bu çocuk nasıl olacak? Yani bunlar çocuk isterlerse, çocukları olsun isterlerse nasıl çocuğa sahip olacaklar? Devlete başvuracaklar. Devlet bunları değerlendirecek. En az 5 sene birliktelik şartı koyacak veya başka şartlar koyacak. Ve eğer izin verirse çocuk yapacaklar. Bir çocuk onlara alacak, verecek. Bakın, alacak ve verecek. Ya da onun, işte geçen günkü anlattığımız gibi, torunundan, halasından, yengesinden, bugün bu şey Yunanistan'dan bir haber geldi. 3 tane ebeveynli çocuk dünyaya geldi. Bak, 2 kadın, 1 adamdan gen aldılar ve bir çocuk, onları toplayıp çıkardılar. Neyle? Devletin izin vermesinin, devletin kontrolünde bir şey. Eğer eşcinseller yaygınlaşırsa, yani birlikteliği beraber kesebilirlerse, çocuk artık onların izin vermeden yapamayacağı bir şeye dönüşmek zorunda kalır. Başka türlüsü olmaz. Gibi yani. Ya korkunç şeyler. Peki Ahmet kardeşim, şunu da sormak istiyorum. Yani sizin okumalarınız, yakaladıklarınız, takip ettiğiniz kadarıyla gerçekten insan sarsılıyor. Korkunç şeyler planlıyor, programlıyorlar ve herhalde bizim gibi az gelişmiş ülkelerde veya kendi ülkelerinde bu işi kendilerine göre insan saymadıkları
diğer insanlar üzerinde uygulayacaklar. İyi ama yani Batı'da bunlara karşı bir tepki yok mu? Batı'da bunlara karşı çıkan ülkeler yok mu? Yani erdemli insanlar yok mu? Bunları da takip ediyor musunuz? Yani bu yani bizim coğrafyaya çok fazla yansımıyor. Yani bizden buna yani adapte olan kimse yok. Üniversitelerimiz karşı tarafa çalışıyorlar. Yani üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir sürü proje var. Bir sürü yani yüzlerce. Çünkü para veriyor ama tamamı toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl oturturuz üzerine kurgulanmış. Yani Mücahit Gültekin de yanlış bilmiyorsam bu hadiseyle karşılaşması üniversiteden verilen bir projeyle. Diyorlar ki işte hikayede, romanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine uymayan ne var? Bunları çıkart. Dolayısıyla şey yok, kaynak bizim coğrafyada neredeyse şey yok. Ama şöyle şeyler var. Mesela Hırvatistan çıktı ve dedi ki bu dedi cinsiyetçidir dedi. Bununla bir problem var. Bu çok faşist bir uygulama. Rusya bazı haberler internete giriyor. Girdikten bir müddet sonra kayboluveriyor. Yani bu böyle bir sansür de var bu işin içinde. Eğer tam adresi bilmiyorsanız bir daha o habere ulaşma ihtimaliniz yok. Yakaladınız. Bunlardan bir tanesi şimdi bir 2015'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Rusya bu bizim 6284 nolu yasa var ya, bunu Rusya'da da baskıladılar ve Rusya'da da devreye soktular. 1,5 sene sürdü. 1,5 sene sonra bunu Rusya kaldırdı. Sonuçlarını görünce hemen bizde de ilk seneden itibaren 3 kat artırdı boşanma oranlarını ve cinayet kadın, öldürülen kadın sayısı da hemen bununla birlikte fırladı yukarıya doğru. Dedi ki bunu Lavrov, sanırım Lavrov'du, sıkıştırdılar bir yerde bu Batılı gazete ve siz dediler tabii bunu işte siz işte biz aileyi korumaya, Rusya ailesini korumaya diye çalışıyor diye vermiyorlar haberi. Şöyle veriyorlar: Rusya kadın ölümlerine artık onayladı, kadın cinayetlerini onayladı, destekliyor falan diye veriyorlar böyle. Biz birkaç psikolojisi bozuk hanımefendiyi tatmin etmek için, bakın birkaç psikolojisi bozuk hanımefendiyi tatmin etmek için bütün ailemizi yıkamayız. Aile kurumunu yerle bir edemeyiz. Bir örnek anlatayım size. İki tane örnek anlatayım. Hatay'da bir amcamız var. Bir amca, bir arkadaşımızın köylüsü. Bu neneyle birlikte 70'in üzerinde bu ikisi de. Şeyle yayladaki evlerine gidiyorlar. Orada meyve topluyorlar. Ondan sonra geliyorlar köylerine. Yükleri var. 3 tane kız çocuğu çıkıyor, bunların önüne geliyor. Yani köylü kızlar, tanıdıkları, bildikleri. Bunları alıyorlar, şeye götürüyorlar. Eve taşıyorlar, yardım ediyorlar. Göz hakkıdır diye dede tutuyor bunlara birer tane elma, armut, işte onlardan veriyor. Bir de kızların hani böyle mes eder gibi, hani fakirin yetimin başını okşamak bizde peygamber sünnetidir ya. Yani. Evet. O şekilde başlarını okşuyor. Yani herkesin ortasında ve dede de orada. Nene de orada. 3 kız çocuğu. Çocuklar okula gidiyorlar. Rehberlik öğretmeni diyor ki bakın size kimse dokundu mu? Aman işte Şifeli amca bize işte başımızı okşadı. Hemen savcılığa başvuruluyor. Dede sapık çocuk istismarından içeri atılıyor. 14 seneyle yargılanıyor. Köylü toplanıyor. Gidiyorlar. Diyorlar ki bu dede böyle bir şey yapmaz kardeşim. Yani böyle bir şey yok bunda. Diyorlar ki ya savcı ben diyor buna karışamam. Siz orada değildiniz. Ben sizin şahitliğinizi kabul etmem. Çocukların ikisinin annesi ve babası diyorlar ki böyle bir şey yok kardeşim. Yani bu normal. Diğer kızın, üçüncü kızın babası da diyor ki ya arkadaş bunda bir şey yok. Kız çocuğun bir tanesinin annesi diyor ki suçluysa cezasını çeksin. Dede 6 aydır içeride. 70'in üzerinde bir adam. Çocuk sapkınlığına oğlu gidiyor. Ondan öğrendik bir şekilde. Diyor ki baba işte avukat tuttuk, şey olduk, bu oldu. Seni çıkartacağız. Diyor ki oğlum ne çıkartmayın, ben burada iyiyim. Baba olur mu? Çünkü oğlum ben nasıl insanların yüzüne bakacağım? Nasıl dolanacağım? Yani şimdi Ankara'da bak bunun hikayesi nasıl bir şey o anlamda yani nasıl gidiyor? Bir öğretmen arkadaşımız var. Okulda karne dağıtılıyor. Karne dağıtılırken kızlardan bir tanesi gidiyor okulun hizmetlisine. Yani okulda bir tane hizmetliye bir tek kız kalkmış gitmiş. Yani bu da duygulandırmış şeyi. Tutmuş çocuğun yanağından öpmüş. Öptüğü yer okulun bahçesi, veliler, diğer çocuklar hepsi oradalar. Yani bir hizmetli, okulun hizmetlisi gelmiş kız karnesini takdir aldım diye göstermiş diye böyle. 15 tatil bitmiş, 15 tatilden sonra rehberlik öğretmeni yine buradan taşıyorlar. Hizmetli öptü yanağımdan. Diyor ki git sınıf öğretmenine konuş. İşte bize de olayı nakleden o. Diyor ki ya kızım bak işte böyle yok sen bu o öpücükten kastetmiyor. Yani başka bir şey. O değil diyor.
Buna rağmen gidiyor müdür yardımcısına kızcağız. Müdür yardımcısına söylüyor. Müdür yardımcısı hocayı çağırıyor. Diyor ki bak diyor kardeşim çocuğun babası polis. Eğer polisiye giderse, savcılığa giderse İstanbul Sözleşmesi'nde sen de tehdit ediliyorsun. 2 yıldan 6 yıla kadar içeride yatacaksın. Haberin var mı diyor. Bunu rapor etmedi. Ama diyor ben bunu haber edersem bu adam nasıl sokağa çıkacak? Çocuk istismarcısı. Tecavüzcüsü diye çıkacak diyor. Olur mu böyle bir şey? Adamın hayatını bitirir diyor. Ya diyor bak o ya diyor senin hayatın bitecek diyor. Tutuyor bu savcılığa ciddi bir yazı yazıyor. Savcılığa veriliyor. Savcılıktan polis geliyor 3 tane. Onlar 3 saat boyunca adamı sorgudan geçiriyorlar. Komiser diyor ki ya bununla bir şey yok. Yani bu adam bu çocuğun babasıyla konuşalım da yani 14 sene yatacak bu çocuk. Arıyorlar babasına diyorlar ki böyle böyle sen de memursun falan. Bak biz böyle ya diyor bunu bana anlattı kızım ama ben ciddiye almadım ki. Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz? Orada o komiserin ferasetli davranmasa o çocuğun bakın ömrünü bitiriyorsunuz. Lavrov'un söylediği kelime her toplumda sapkın ve problemliler var. Elbet. Her toplumda var. Vardır elbet. Ancak onları siz zaten kanunlar durdurmaz. Yani siz kanunlarda öldürmeyi yasakladınız 20 sene koydunuz diye katiller bitti mi? Bakın hayır bakın siz 100 kişiden 1000 kişiden 2 tane sapık var diye 1998'ini sapık muamelesi yapamazsınız. Yapmamalısınız. Bu neye getirir? Bütün toplumdaki ilişkileri bitirir. Yani siz artık kendi yeğeniniz hatta kendi çocuğunuza selamersiniz. Yani kamuoyunda. Bu hani Avrupa'da şu anda aynısı gelip bütün ilişkilerin koptuğu bir toplum getirir. Yani Almanya'da Deutsche Welle'nin haberidir. 32 bin mi dedi? Yanlış hatırlıyor olabilirim. 38 bin mi dedi? 2018 yılı için babalarının ya da ailenin evden atılması için çocuklarına açtıkları dava sayısı. Bu nereye gidiyor diye Deutsche Welle bunu tartışıyordu. Haberde kendim dinledim. Yani çocuk evet. 18 yaşına gelmiş evinden çıkmamış. Döverek atamayacağı için kanunen gidiyor mahkemeye başvuruyor. Benim oğlum evden gitmiyor. Kızım evden gitmiyor. Bunu atın. Böyle bir toplum inşa eder. Başka bir şey etmez. Bu ne yapacağız? Birincisi dedik ki bu Will Kimlikan'ın tartıştığı şey şu. Bütün hepsini öldürelim. Birinci bu seçenek bu. Ama bu çok vahşi bir şey. Bunu yapmayalım. Ne yapalım? İkinci seçenek bunları kırsallarda alanlar oluşturalım. Bizim madenlerimizin verimli olmayan alanlar oluşturalım. Ve oralarda yaşamaya bırakalım. Bakın burada bu konuda Rosie Borodatti'nin, Will Kimlikan'ın, birçok hatta Wendy Brown'un lafları var. Bunların hepsi aslında oraya dayanıyor. Ve Wendy Brown'un söylediği bu laf yaklaşmakta olan büyük büyük problemleri eğer onları soykütüğün kaosuna ikna edip de başka hikayelere razı edebilirsek daha kolay atlatabiliriz diyor. Yaklaşmakta olan büyük acıları onları farklı hikayelere ikna edebilirsek atlatabiliriz diyor. Bu Wendy Brown diyor ki bunlara fakirlere yardım edelim işte bu robotların yükselişi diye Martin Ford'un bir kitabı var orada onun teklifleri var ona da laf söylüyorlar. Diyor ki işte sigorta yapıları kuralım bu büyük servetleri bu zenginler fakirlerin sırtından kazandılar. Onlara işte ömürlerini geçecek bir geçim sağlayalım. Aynen söylediği şey şu Wendy Brown'un bir insanın servet biriktirme hakkı insan hakkıdır. Onu fakirlere zorla yardım etmeye zorlamak ahlaksızlıktır. Ki Will Kimlikan hayvanların siyasi kuramında orada söylediği kelime daha da enteresan. Diyor ki para sahiplerini, kapitalistleri fakirlere yardım edin diye çağrıda bulunmak iğrençliktir. Yani bunu aslı ne bilmiyorum kelimenin ama tercümesinde kullanılan kelime iğrençliktir. Yani fakirlerin, zenginlerin fakirlere yardım etme ihtimalini ya da fakirlere yardım edin kelimesine dahi tahammül edemiyorlar. Hepsini öldüremeyiz. Bu korkunç bir şey olur. Onlara yardım etmek diye bir şey söz konusu bile olmaz. Böyle bir teklif dahi olamaz. Üçüncü seçenek toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğer biz onları yani gay ilişkilere, lezbiyen ilişkilere, yani robotlarla ilişkilere, çocuk yapmayan ilişkilere razı edebilirsek bir nesil içinde 8 milyar nüfusu 700-800 milyon azaltabilir. Evet. Yani bakın bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu konuya hakikaten çok ciddi emek sarf ediyorsunuz. Allah razı olsun. Değerli eyvallah. Dinleyiciler, işte Ahmet Hakan Çakıcı kardeşimiz de gene İstanbul Sözleşmesi ve ailesiz toplumu konuştuk. Robotları konuştuk. Gerçekten yaklaşmakta olan ciddi tehlikeler var.
hep birlikte ne yapabiliriz düşünmek, kafa yormak zorundayız. Yoksa hakikaten ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Çocuklarımız, nesillerimiz helak olacak. Evet Ahmet kardeşim, son sözünüzü alalım ve programımızı kapatalım istiyorum. Allah rahatlık olsun. Hayırlı çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizi dinlediniz. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. İnşallah görüşmek üzere.